Şimdi Selahattin Demirtaş'a geleceğiz. Ne söyledi ona bir bakalım. Demirtaş ortak aday tartışmalarına ilişkin konuşuyor. Hani dedik ya işte e, evet ya bir takım bir, 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 yandan da tartışmalar devam ediyor. Ve Ahmet Türk böyle bir e, olasılık üzerine konuşmuş aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uygun bir aday olacağını ifade etmiş. Selahattin Demirtaş da diyor ki ortak aday olasılığı halen masada. Ve daha sonrasında başka şeyler de söylüyor. Ona bir bakalım. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz. Zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz. Zamanı geldiğinde diyalog içerisinde olabiliriz ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın bu açıklamasının yankıları sürüyor. HDP en başından beri seçimlerde anahtar parti olduğunu söylüyor. Bu çerçevede ortak aday konusunda da partinin tutumu yakından izleniyor. Ortak aday olasılığı halen masada. Bu son açıklamada eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan mesajı ise doğrudan altılı masaya. Zira Demirtaş altılı masanın tutumuna bağlı olarak diyerek de ekledi. Reuters ajansının sorularını yanıtlayan Demirtaş ortak aday konusunda kapı kapalı değil dedi. HDP bir taraftan da kapatılma tehdidiyle karşı karşıya. Demirtaş bununla iktidarın muhalefette boşluk yaratmayı istediğini söyledi. HDP anayasaya aykırı tek bir faaliyet yürütmemişken hakkında Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası açılması açıkça Erdoğan-Bahçeli'nin talimatıyla oldu. Ancak tüm bu akıl dışı uygulamalara rağmen biz partimiz HDP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmayacağını düşünüyoruz. Yüksek Mahkeme yargıçlarının böylesi ağır bir siyasi müdahaleye kolay kolay ortak olmayacağını düşünüyor, düşünmek istiyoruz. Siyasetçi her şeye hazırlıklı olduklarını da vurguladı ve HDP seçmeninin merak ettiği sorulardan birine de yanıt verdi. Fakat hukuksuzca bir kararla partimiz kapatılır ve arkadaşlarımıza siyasi yasak getirilirse dışarıdaki parti yöneticilerimiz her türlü duruma göre önlemlerini almış durumdalar. HDP seçmeni sandıkta oy verebileceği bir seçeneği mutlaka görecektir. Demirtaş'ın seçimle ilgili beklentisi ise Erdoğan'ın kaybedeceği yönünde. Yeni ekonomi paketleri açıklasa da seçmen üzerinde baskı kursa da hilelere başvurmayı denese de yenilgiden kurtulamayacak. Bu çok açık. Halkın büyük çoğunluğu artık Erdoğan'a olan güvenini, inancını yitirdi ve kendisinin bunu yeniden kazanması imkansız. Demirtaş'a cezaevinden çıkması durumunda siyasete dönüp dönmeyeceği de soruldu. Aktif siyasette değil, aktif mücadelede olacağım. Tabii ki zaman neyi gösterir, hep beraber göreceğiz. Fakat ben aktif temsili siyaset sayfasını kendi açımdan uzun süre önce kapattım. HDP'den arka arkaya gelen bu açıklamalar sonrası şimdi gözler altılı masada ortak aday konusunda ortak bir karar çıkıp çıkmayacağı merak konusu.